Bakın. Efendim teşekkür ederiz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi ziyaretlerde bulunduğu Eskişehir'de Etimaden Beylikova, Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Evet, Mikro olarak bütün var. Biz... Buradaki konuşmasında Eskişehir'in dünyada tarihe geçen bir keşifle karşı karşıya olduğunu aktaran Dönmez, etim adende toplam 6 yıl içerisinde 125.193 metre sondaj yapıldığını kaydetti. Dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementleri sahasındayız. Biliyorsunuz buraya çok yakın bir başka bölgemizde Kırka bölgesinde de yine dünyanın en zengin bor. Madenin e, işletmesini yaptığımız bir sahaydı. Eskişehir böylece ikinci kez dünyada tarihe geçen bir keşifle karşı karşıya. Bildiğiniz gibi bu hafta bu hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımız kabine sonrası millete sesleniş programında e, bu keşfi açıklamıştı. Bu sahadaki çalışmalarımız tabi çok öncesine kadar gidiyor ama en e, somut e, çalışmalar. Eti madene geçtikten sonra 2011 yılında başlıyor. Ve burada toplam 6 yıl içerisinde 125.193 metre sondaj yapıldı. Ve 59.121 numune toplandı sahadan. Bunların analizleri yapıldı ve analizler sonucunda da 694 milyon ton nadir toprak elementi keşfi gerçekleştirilmiş oldu. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu keşifle dünyanın en büyük ikinci rezerv sahası oldu. En büyük saha şu anda sağ taraftaki haritada da görüyorsunuz Çin'deki Bayanoba sahası 800 milyon tonluk bir rezerve sahip. Ee, Türkiye'de Eskişehir Beylikova'da da 694 milyon tonluk bir e, rezervimiz söz konusu. Beylikova cevher sahasında kurulacak endüstriyel tesis ve 17 nadir toprak elementinin 10 tanesini üretebileceklerini bildiren Dönmez, yıllık 570 bin ton cevheri işleyeceklerini ifade etti. Burada yaklaşık e, nadir toprak elementlerinin yarısından çoğu yani 17 tane nadir element var. Bunun 10 tanesini burada üretebilir hale geleceğiz. Yıllık 570 bin ton cevheri işleyeceğiz. Bu işlenen cevherden 10 bin ton nadir toprak oksiti elde edeceğiz. Ayrıca yine 72 bin ton barit, 70 bin ton florit, 250 ton toryum ki özellikle toryumun altını çizmek istiyorum. Yeni nükleer teknolojilerde yeni yakıt olarak önümüze büyük fırsatlar, imkanlar sunacak bir elementten madenden bahsediyoruz. Yine bu sahamızın içerisinde 250 ton tornu e, üretilebilir hale gelecek. E, bu yıl içerisinde pilot tesisin kurulumu tamamlanacak, üretime geçeceğiz ve bir yıl içerisinde de bu pilot tesisin e, üretim sonuçları incelenecek. Mühendislerimiz yaklaşık 40-50 civarında mühendisimiz. Ee, yine üniversitelerden işbirliği yaptığımız hocalarımızla birlikte bu ARGE çalışmasını tamamladıktan sonra da süratle Endüstriyel Üretim Tesisinin inşaatına başlayacağız.